acaba ben oruç tutmakla mükellef miyim, değil miyim diye bazı sorular geliyor. Şimdi Seracettin Hocam size bunu sormak istiyorum. Oruç tutmanın ya tutmayla mükellef, yükümlü olmak için ne gibi şartlar gerekiyor? Ve bir de hangi durumlar oruç tutmamayı mübah hale getirir? Evet. Şimdi İslam'ın 5 temel esasından bir tanesi. Yani Müslüman olmanın da gereklerinden birisi. Dolayısıyla bu ibadeti diğer ibadetlerde olduğu gibi yerine getirebilmek için asgari şart Müslüman olmak. Evet. Yani Müslüman olmak birinci şart. İkincisi diğer ibadetlerde de yani özellikle namaz ibadetinde de olduğu gibi akıllı olmak. Yani Allah-u Teala akıl sahibi insanları muhatap alıyor. Onlara bir sorumluluk yüklüyor. Onlardan bu ibadetleri yerine getirmelerini istiyor. Bir diğeri de buluğa ermiş olmak, ergenlik çağına ermiş olmak. Yani buluğa ermemiş, henüz daha çocuk yaşta olanlar. Tabii bunlar eğer güç yetirebiliyorlarsa, sağlık açısından bir sıkıntıları yoksa, dayanabiliyorlarsa, teşvik anlamında, tabii, eğitme anlamında namaz kılmaları güzel olduğu gibi oruç içinde babaları, anneleri bunları alıştırabilirler. Demek ki Müslüman, akıl sahibi, buluğa ermiş ve dinen geçerli bir mazereti olmayan her Müslüman, erkek ve kadın bu orucunu tutması farzdır.